Hello Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Di Familie. Hemen hazırsak başlıyoruz. Aile üyelerinde bütün erkeklerde der artikeli kullanıyoruz. Çok hızlı konuya giriş yaptım değil mi? Çünkü aslında çok basit bir konu. Sadece burada gördüğümüz kelimeleri birazcık ezberlememiz gerekiyor. Aile üyelerinde bütün erkeklerde der artikeli, kadınlarda ise di artikelini kullanıyoruz. Hemen gelelim kelimelerimize. Der fata baba, der gross büyük baba ya da bizim deyimimizde dede şeklinde. Der onkel amca, ya da dayı anlamına geliyor. Der da erkek kardeş ya da abi şeklinde kullanıyoruz. Der zone, erkek çocuk. Der Eman eş anlamına geliyor. Nereden anlıyorum erkek olduğunu? Sonundaki man adam kelimesinden ve başındaki der artikelinden. Der kuzin erkek kuzen. Bu kelimenin telaffuzunu bazı yerlerde şu şekilde duyabilirsiniz. Kuzan, Sanki böyle Fransızca gibi tabii benim Fransızcam olmadığı için tam Fransızca telaffuzunu yapamıyorum ama der kuzin şeklinde de kullanabiliyoruz. Der nefe erkek yeğen, der enkel erkek torun. Hemen geliyorum kadınlarda, aile üyelerimizde kadınlarda ne kullanıyorduk? Di artikeline, di muta, di gross muta, anneanne ya da babaanne ama tam tercümesi... Büyük anne şeklinde. Di tante, hala ya da teyze. Di şüveste, abla ya da kız kardeş. Di tohta, kız çocuk. Di e-frau. Frau, kadın kelimesi ve başındaki di artikelinden evet eş anlamına geliyor ama kadın olduğunu anlıyorum. Di kuzine, kız kuzen. Di nişte, kız yeğen. Di enkelin ise kız torun. Bilsem süper olur köşemde. Dört tane kelimem var. Mama, papa, opa, oma. Peki bu kelimeleri ben ne için kullanıyorum? Neyin karşılığında kullanıyorum? Mama. Muta yerine mama diyebiliyorum. Tabii ki bu kelimeleri aslında daha çok çocuklar kullanıyor. Yani çocuklar annesine muta demiyor da mama diyor. Ya da babasına papa diyor. Peki opa, gross fata yerine ben opa kısaltılmış halini kullanabilirim. Gross muta ise oma şeklinde kısaltarak kullanabilirim. Tabii ki sadece çocuklar kullanmıyor bunu. Bunu biz de kullanabiliriz. Hatta bunları kullanmamız aklımızda daha kalıcı hale getirebilir. Opa, oma, mama, papa. Son sürat devam ediyoruz. Peki, bütün aile üyelerimizi öğrendik. Bunları bir başlık altında yani üst bir başlık altında toplamamız gerekiyor. Die Eltern, ebeveyn. Kimler dahil bu ebeveynin içine? Anne ve baba dahil yani bizim çekirdek ailemiz der fata di muta. Di gros elten büyük aile. Türkçe'de tabii ki bu şekilde pek kullanımı yok. Büyük aile demiyoruz. Daha çok akrabalar içerisine giriyor. Anneannemiz, babaannemiz, dedemiz. Der gros fata büyük baba. Neydi kısaltılmışı? Opa. Di gros muta kısaltılmışıyla oma yani anneanne ya da babaanne. Di geşiveste. Değer buru da dişivesta. Erkek kardeş, kız kardeş. Ne yapıyorum ben bu iki kelimeyi tek bir başlık altında topluyorum? Di geşveste kardeşler. Di geşveste. Di kinda derzon erkek çocuk. Di tohta kız çocuk. Peki ben hangi başlık altında topluyorum? Di kinda çocuklar. Yani her iki cinsiyette de tek bir başlık altında topluyorum dört tane bilmem gereken üst başlık var. Die Eltern, die Großeltern, die Geschwister und die Kinder. Son sürat devam ediyoruz. Aile üyelerini tanıtırken bilmemiz gereken bir fiil var. Nedir bu fiil? Heysen fiili. Adı olmak ya da adlandırmak olarak kullanıyoruz. Hemen geliyorum çekimine. Heysen fiil aslında düzenli bir fiil. Fakat düzenli derken bazı yerlerinde bir Harf eksikliği olabilir ya da harf eklemek gerekebilir. Bazı düzenli fiillerde biz bunu göreceğiz. Peki, eh, hayse, benim, adım. Şimdi fiili çekimlerken 6 kişi zamirine göre de illa ezberlememiz mi gerekiyor? Aslında mantığını anladığınızda pek ezber yapmaya gerek yok. Nedir mantığı? Heysin fiilim. Bu benim master haldeki fiilim. Adı olmak, haysın. Ben fiilimin sonundaki en takısını hemen atıyorum, yok ediyorum ve kök halinde bırakıyorum. Hays. Peki geldim buraya. Düzenli fiillerde hemen bilgilerimizi bir yoklayalım. Düzenli fiillerde yaptığımız, kullandığımız bir kural vardı. Estenten kuralı. Kökümüzün yanına gelen yani sonuna eklediğimiz bazı ekler vardı. Neydi bu ekler? İh, e getiriyorduk. Ben kişi zamirinde e getiriyorduk. Bakın köküm, hays, sonuna e takısı getirdim ve fiilimi çekimlemiş oldum. Ich heise, du heist. Ich de e, hemen şuraya ekliyorum. Du da ise st takısı, erzi es de, t takısı, via biz kişi zamirinde da, aynı şekilde bırakıyorum. Yani fiilimi master haliyle bırakıyorum. Via heisen, ihr Yine T takısı getiriyorum. Z ve z de yine mastar halde bırakıyorum. Z, hyson, Z, hyson. Peki benim dikkat etmem gereken noktalar neresi? İye kişi zamiri, du kişi zamiri ve er, z, es kişi zamiri. Peki geldim ikinci tekil şahısıma du. Benim normalde st eki getirmem gerekiyor. Ama burada t ve şurada gördüğüm garip harfin arasına bir s harfi getirmedim. Neden? garip harf diyorum çünkü gerçekten garip bir harf. B uzun kuyruğu var. Yani ben bunu uzun kuyruklu B diyorum ve bunu biz 2S olarak kullanıyoruz. Du'da ST ekinin geldiğini biliyorum ama benim burada tekrardan bir S harfi eklememe gerek yok çünkü üçüncü bir S'ye ihtiyacım yok. Du heißt, er sie S heißt. Telaffuz ederken sanki üçüncü tekil şahısta bir S harfi varmış gibi Dursa da sadece bu harfimden kaynaklanıyor. O yüzden üçüncü tek şahısımda sadece T takısı ekliyorum. Via heißen, ihr heißt. Bakın hatta şuradan farklı bir renk kalem alayım. Heist, ihr heißt dediğimde çekimine dikkat edin. Ve erzi es heißt, du heißt. Aslında üç kişi zamirde de çekimlerim aynı. Yani ben bu mantığı anladıktan sonra altı kişi zamirine göre de oturup dakikalarca ezber yapmama gerek yok. Hemen sağ tarafa geliyorum örneklerime daha sonra geçeceğim. Possessive pronomen in plural. Çoğullarda iyilik zamirleri. Neydi benim çoğul kişi zamirlerim? Via biz, iya, siz, sesi küçük olan zi. Onlar ve sesi büyük olan zi siz anlamına geliyordu ve ben buna kibarzi adını veriyorum. Kibarzi sesi büyük. Peki iyilik zamirlerinde benim, senin, onun, bizim şeklinde kullandığımız zamirlerde çoğullarda nasıl kullanıyoruz? Der ve das artikeli için via, unza, ia, oya, zi, ia, zi ise tekrardan ia kullanıyor ama ikisinin arasında bir fark var. Yukarıdaki onlar anlamına gelen zide i derken i'sini küçük yazıyorum baş harfini. Buradaki s'si büyük yani kibar zide ise derken, i derken ı olarak yazıyorum. Yani aynı buradaki s harfi gibi baş harfini büyük yazıyorum. Di artık eline geldim. Vi ya da unzere, i ya, oyre, zi, ire ve kibar zide ise yine ire iyelik zamirini kullanıyorum. Geldim örneklerime. Ve estas. Bu kim? Diyelim ki aile üyelerimizden birini tanıtıyoruz, bir arkadaşımıza tanıtıyoruz ve bize soruyor Ve estas bu kim? Ne diyeceğim? Hemen burada bir ipucum var. Tante neydi tante? Teyze ya da hala anlamına geliyordu ve artık elim diydi. Das ist benim teyzem ya da benim halam demek istiyorum. Das ist meine Tante. Bu benim teyzem. Bu benim halam. Peki, wie heißt deine Mutter? Hemen bilgilerimi yokluyorum. Tekillerde ich için meineydi, du için deineydi. Yani sen, senin, ich, ben, benim şeklinde. Ne sormuş bana soruda? Wie heißt deine Mutter? Senin annenin ismi nedir? Bakın ikinci pozisyonumda Fiilim var ve çekimi neye göre olmuş? Deine muta. Yani muta şurada gördüğüm üçüncü tekil şahısa göre çekimimi yapıyorum. Wie heißt deine muta? Ne diyeceğim? Benim annemin adı diyeceğim. Meine muta heißt Olga. Benim annemin adı Olga. Peki, Where is das? İpucuma bakıyorum. Opa yani benden dedemi tanıtmamı istiyor. Nasıl başlayacağım cümleye? Veya estas hemen şöyle cümlenin sonundan başına doğru gidiyorum. Das ist opa der opa. Benim demek istiyorum. Erkeklerde mein kullanıyorum. Benim dedem das ist mein opa. Wie heißt dein Bruder? Senin erkek kardeşinin ya da abinin ismi nedir? Ne diyeceğim? Dein demiş, senin demiş. Benim de mein demem lazım. Mein Bruder heißt Ali. Benim erkek kardeşimin adı Ali. Peki diyelim ki karşımda bir arkadaşım var ve yanında dedesi var. Yanımdaki arkadaşım ise bana karşımdaki arkadaşımın dedesini soruyor veya istas ve karşımdaki arkadaşım da erkek. Benim hangi iyilik zamirini kullanmam gerekiyor? Sein ya da Zayneyi kullanmam gerekiyor. Yani onun derken, onun dedesi. Bu onun dedesi diyeceğim. Das ist sein Opa. Bu onun dedesi. Das ist mein Opa. Bu benim dedem. Das ist sein Opa. Bu onun dedesi. Hemen son surat devam ediyoruz. Ve bilsem süper olur. Köşemizde devam edelim. Nesnenin kime ait olduğunu söylemek için. Genitif es yani es takısı ismin in halini ya da fon kelimesi kullanılır. Az önce dediğim gibi das ist ne dedik hemen şuraya ekleyeyim. Das ist sein Opa. Bu onun dedesi. Peki ben burada şurada cümlemin sonunda isim de kullanabilirim. Diyelim ki Tuna'nın dedesi diyeceğim. Nasıl söylerim? Tunas Opa. Tuna'nın Dedesi. Peki hemen üste geliyorum. Bu cümlemde benim nasıl bir anlam varmış? Nunnin anlamı varmış. Yani ben es takısını ya da fon kelimesini kullandığımda cümlemde onun dedesi, onun babası, onun teyzesi şeklinde kullanıyorum. Eylül, şvesta, Eylül'ün kız kardeşi. Eces, muta, Ece'nin annesi. Peki dikkat etmem gereken nokta neresi? Fon isimden önce geliyor. Yani Ece, Eylül, Ali, Ayşe gibi özel isimlerden önce S takısı ise hemen sonra isimden sonra geliyor. Hemen aşağı bakıyorum. Dioma fon Ece. Ece'nin büyük annesi. Ben bunu hangi şekilde de yazabilirim? Eces Oma. Ece'nin büyük annesi. Bakın iki farklı şekilde de ne yapıyorum? Buradaki tatlı şomayı tanıtabiliyorum. Das Auto von Tuncay. Tuncay'ın arabası. Ya da nasıl kullanabilirim? Tuncay's Auto. Peki ne yaptık? Fon isimden hemen önce geliyor. S takısı ise isimden hemen sonra yani bitişik halde yazıyoruz. Peki wer ist das? Bu kim? Diyeceğim ki bu benim ananem. Das ist Meine Oma. Neden meine kullandım? Çünkü die Oma. Bütün kadın aile üyelerinde hangi artikeli getiriyorduk? Die artikelini getiriyorduk. Wie heißt sie? Sie. Üçüncü teki şahıs. Yani o diyorum. Onun ismi nedir? Ne yapacağım? Özne başa alacağım. Sie heißt Olga. Hep de bu isim aklıma geliyor. Sie heißt Olga. Onun ismi Olga. Kim olduğunu söyledim, ismini söyledim ve yaşını sormak istiyorum. İyice tanımak istiyorum. Wie alt ist sie? Ne yapacağım? Cümlemi şöyle sona doğru yani başa doğru hemen buradan alacağım. Sie ist 50 Jahre alt. O sie dediğim kimden bahsediyorum? Oma'dan bahsediyorum. Üçüncü tekil şahıs. O 50 yaşında. Yani ben ailemi tanıtırken ya da bir başkasının yanındaki birini tanıtırken fon genitif es ismin in halinden yararlanabilirim. Evet aile üyelerimizi de tanıttığımıza göre ne yapıyoruz? Son sürat devam ediyoruz. Haben fiili sahip olmak. Aile üyelerimizi tanıtırken sahip olmak ya da var anlamına gelen haben fiilini kullanıyoruz ve aynı İngilizce'deki have fiiline benzetebiliriz. Aile üyelerimizi tanıtırken ailemizde kimler olduğunu söylemek istediğimizde have sahip olmak fiilini kullanıyoruz. Have fiili genellikle akuzatif ile kullanılıyor. Nedir bu akuzatif? İsmin i hali. Şimdi örneklerimizle daha iyi anlayacağız. Gelelim have fiilimizin çekimine. Ne yapıyorduk? Düzenli fiillerde estenten kuralını uyguluyorduk. Habın fiilinde de evet kısmen uyguluyoruz. Fakat bazı kişi zamirlerinde bir şekil değişikliği olmuyor değil. Ich habe du hast er sie es hat wir haben ihr habt sie haben ve sie haben şeklinde çekimliyoruz. Peki geldim akuzatif örneklerime birazdan geçeceğim. Akuzatif yani ismin i halinde ben neyi belirtmek istiyorum? Belirtme durumunu yani birini kastediyorum. Mesela elimde bir kalem var. Tek kelime söylediğimde kalem ama ben bu kalemi belirtmek istediğimde kalemi diyorum. Yani ismin i halini kullanıyorum. Peki hemen gelelim örneklerimize. Hast aynen einen Bruder. Bruder derken artikelim neydi? der artikeli. Hemen şuradan geliyorum. Nominatif, yalın hal, akuzatif, ismin iyi hali. Ben nominatiften akuzatife çevirmek istediğimde artikellerime çok dikkat etmem gerekiyor. Yalın haldeki artikellerim nedir? Der, di, das. Der için aynı kullanıyorum, die için aynı, das için yine aynı kullanıyorum. Ama ismin i halini kullanmak istiyorum. Yani akuzatif halini kullanmak istiyorum. Dikkat edin. Der dene dönüşüyor ve aynı da aynen şeklinde bir değişime uğruyor. Die aynı şekilde kalıyor. Das yine aynı şekilde kalıyor. Yani belirli artikelim de die Tekrardan akuzatifte di, das, das. Belirsiz artikelimde ise aynı. Tekrardan akuzatifte aynı şeklinde kullanıyorum. Yani dikkat etmem gereken nokta sadece der artikeli. Hastu aynen buruda, senin bir erkek kardeşin var mı? Yani bir erkek kardeşe sahip misin? Der. Ne dedik yukarıda hemen bakalım. Haben fiilimiz genellikle akuzatif ile kullanılıyor. Yani şunu aklınızdan çıkarmayın. Haben artı akuzatif. Hastu aynen buruda, der buruda. Bakın ne yaptım? Aynen bir derken nominatif yani yalın halindeki gibi kullanmıyorum. Akuzatif haliyle kullanıyorum. Senin bir erkek kardeşin var mı? Önce ne yapacağım? Olumlu bir cümle kuracağım. Evet benim bir erkek kardeşim var. Ben bir erkek kardeşe sahibim. Şu kalemin rengini hemen birazcık değiştirelim. Renkli renkli olsun. Ya ja, ich habe Aynen burada benim bir erkek kardeşim var. Ben bir erkek kardeşe sahibim. Ne yapıyorum? Artık kelime dikkat ediyorum. Peki cümleyi olumsuz yapacağım. Olumsuz dediğimizde bazen böyle nasıl yapacağım? Olumsuz nasıl yapılır? İşte nine'den sonra ne gelir? Şundan sonra ne gelir diye kafamızın karışmasına hiçbir şekilde gerek yok. Tek yapmamız gereken üstteki olumlu cümlemizin aynısını yapıp ufak bir püf nokta ekleyeceğiz. Hemen yazalım. Nein, ich habe einen Bruder. Şimdi cümlemin başı olumsuz. Nein, hayır demişim. Ama cümlemin devamı olumlu gidiyor. Hemen cümlemi olumsuza çevirmek istiyorum. Ne yapacağım? Belirsiz artık olan einen artık başına hop bir k ekliyorum ve işlem tamam. Nein, ich habe keinen Bruder. Hayır, benim bir kardeşim Yok, ben bir kardeşe sahip değilim. Peki, Şvesta ipucumda ne demiş bana? Kız kardeşim. Yani demem gerekiyor ki, habın fiilini kullanmam gerekiyor. Benim bir kız kardeşim var. Kız kardeş için artikel ne kullanıyorduk? Di. O zaman, ich habe, çekimimizi kontrol ediyoruz. Ich habe eine Schwester. Çünkü neden? Akuzatif de olsa, nominatif de olsa, di artikel için her zaman aynı belirsiz artikelini kullanıyorum. Ich habe eine Schwester. Sie, opa demiş. Buradaki zi'miz kim? Üçüncü tekil şahıs yani o anlamına gelen zi. Diyeceğim ki onun bir dedesi var. Zi için çekim nasıl? Hat getiriyorum. Zi hat ein opa. Neden ein? Çünkü der artikeli. Peki ben buraya bir şaşırtmaçlı bir cümle yazdım hemen hatayı bulduğunuzu biliyorum. Benim buraya ne yazmam lazım? Ben habını neyle kullanıyorum? Akuzatifle yani ismin i haliyle kullanıyorum. O zaman ben nominatif haliyle yani yalın haliyle yazamam. Ne eklemem gerekiyor? Der için dene dönüştürmem gerekiyor. Ve belirsiz artikel kullanırken ise aynen kullanmam gerekiyor. Yani zihat aynen opa der opa Aynen opa. Evet son sürat devam ediyoruz. Ailemizi ve aile üyelerimizi tanıtırken. Şimdi üst başlıklardan bahsetmiştik. Plural, çoğul, singula, tekil. Üst başlıklarımızda kimler vardı? Die Gross eltern, büyük ailemiz yani içerisine dedemiz, anneannemiz, babaannemiz ee, giriyor. Die Eltern, ebeveynlerimiz. Die Geschwister, kardeşler. Die Kinder, çocuklar. Die Verwandten ise akrabalar. Şimdi burada gördüğüm tüm üst başlıklar ne? Çoğul. İçerisinde birden fazla aile üyesi barındırıyor. Peki zingula, tekil, difamile yazmışım. Aile anlamına geliyor. Neden tekil içerisinde? Bu çok kafa karıştırsa da Direk şu mantıkla düşünürseniz hiç kafanız karışmayacak. Di familie. Bir tane ailemiz var. İçerisinde kaç kişi olursa olsun sadece bir aileye sahip olduğumuz için biz di familie kelimesini tekil olarak düşünmeliyiz. Peki possessive pronoun yani yelik zamirlerinden benim derken ne kullanıyorum? Mine, meine. Mine için der artikeli kullanıyorum. Meine de ise di artikelini kullanıyorum. Hemen şu çoğul üst başlıklar ve tekil üst başlık olan difamiliyi örneğimizde inceleyelim. Çoğul olarak das sind meine Eltern. Bakın sein fiilinin yani olmak fiilinin çoğulunu kullanıyorum. Neden? Çünkü Eltern kelimem benim çoğul. İçerisinde anne ve baba var. Das sind mein Vater und meine Mutter. Eğer çoğul bir cümle kuracaksam ben zain fiilinin zint olarak çekimini kullanıyorum. Peki tekil kullanacağım yani ailemi tanıtacağım. Das ist meine Familie. Bu benim ailem. Ne yaptım? Zain fiilinin tekil çekimini kullandım. Çünkü ne demiştik? Die Familie bir tane ailemiz var. İçerisinde ne kadar aile üyesi olursa olsun. Das ist mein Großvater. Bu benim büyük babam. Er heißt Nikola. Şurada das ist mein Vater da diyebilirdik. Das ist meine Mutter da diyebilirdik. Değil mi? Das ist meine Mutter. Her şekilde de kullanabilirim. Dikkat etmem gereken nokta ne? Kelimemin artık eline göre gelen iyilik zamirim. Der için mein, die için meine. Hemen bilsem süper olur köşeme geliyorum. Ne görüyorum burada? Burada değer burada erkek kardeş. Ama belki benim birden fazla erkek kardeşim var. O zaman benim kelimemi çoğul hale getirmem lazım. Brüda, kind, kinda, çocuk, çocuklar, tohta, töşta, kız çocuk, kız evlat ve kız çocuklar ya da kız evlatlar diyebiliriz. Yani benim birden fazla kız çocuğum var mesela. Şivesta, kız kardeş, şivesten, kız kardeşler ya da ablalar. Zon, erkek çocuk, Zöne erkek çocuklar. Ne yapıyorum? Kelimelerimi tekil olan kelimelerimi çoğullaştırıyorum ama belirli bir kural olmadığı için kelimeyi öğrendiğinizde çoğul halinde öğrenin. Ich habe einen Bruder. Benim bir erkek kardeşim var ya da abim var. Ama benim birden fazla erkek kardeşim var ya da iki tane erkek kardeşim var. Ne demem ne yapmam gerekiyor? Hemen sayı belirtmem gerekiyor cümlemin içerisinde ve kelimemi çoğul yapmam gerekiyor. Ich habe zwei Brüder. Benim iki kardeşim var. Ben iki erkek kardeşe sahibim. Das ist mein Kind. Bu benim çocuğum. Das sind meine Kinder. Bunlar benim çocuklarım. Kinder. Çoğul. Ich habe eine Schwester. Benim bir kız kardeşim var ya da benim bir ablam var. Ama birden fazla var. İki tane var, üç tane var. Ne diyeceğim? Ich habe zwei Schwestern. Hemen Schwestern tekil kelimemi çoğul hale getiriyorum. Ve öncesinde de bir sayı belirtiyorum. Unutmamamız gereken nokta neresiydi? Die Familie kelimesini yani aile kelimesini her zaman tekil olarak kullanıyoruz. Evet o zaman hazırsak ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ödüllü sorumuzda Has aynı eine tante. Tante ne demekti? Teyze ya da hala. Ne soruyorum soruda? Senin bir teyzen ya da bir halan var mı? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.